di dostlar. Ne diyebilirim ki? Herkes şunu söylüyor. Film gibi. <laughs> yani bütün bu olan bitenler film gibi. Sokaklarda maskeli insanlar. Sanki böyle bir film platosu gibi. Sanki film çekiliyor global tüm dünyada. Bir sahne kurulmuş. Ve biz izliyoruz. Dehşet bir olay. Sınır tanımayan, sınırları aşan bir olay. İnanılmaz yani. <laughs> Dışarı çıktığın zaman karşıdan kaldırımdan gelen böyle maskeli insanlar. Başka bir yere gidiyorsun. Hani diyorsun herhalde burada böyle. Kendini bir anda bir film sahnesinde hayal ediyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. Bambaşka bir atmosfer. Dışarı çıkmak istemiyorsun. Evdesin zaten. Herkes öyle. Görüntülü konuşmalar. İnanılmaz bir olay yaşanıyor. Sonra birçok insan turistik gezi için bir şey için İtalya'ya gitmiştir. Ben yaşadım. Ama birçok kişi gidip orada bir işte bir Venedik, bir Roma falan oralarda yaşamıştır. Yani İtalya insanların böyle bir aşina olduğu bir ülke, İtalyan kültürü falan. Ama İtalya kaput. Yok. Yok yani. Hiçbir şey yok. Kimse yok sokaklarda. İtalya'daki <laughs> arkadaşlarımla konuşuyorum. Herkesin morali bozuk. Herkes zor durumda. Evine kapanmış insanlar, karantinada insanlar. Bütün bunlar. Sizce de öyle gelmiyor mu? Yani benim arkadaşlarımdan en çok duyduğum bu. Film gibi. Gerçekten zor bir süreç. Ben İtalya'nın onları tanıdığım için bu sürecin üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Çünkü İtalyanlar gururlu ve güçlü bir ülkedir. Mağdur edebiyatını sevmezler. Zaten dünyaya yönelik de bir mağdur edebiyatı falan yapmıyorlar. Balkonlardan şarkı söylüyorlar. Aslanlar gibi. Kimisi çıkmış balkonda Roma'da e, gitarını çalıyor. Kimisi işte DJ bütün Roma'ya müzik yapıyor falan evinden. Onun için İtalyanlar bunun üstesinden gelirler. Küba'ya helal olsun bir haber gördüm. Küba yüzlerce doktorunu yollamış İtalya'ya. Yüzlerce doktorun yardımcı olmak için. Yani bu dönemde ben şu düşüncedeyim. Dünyada global anlamda insanlar arasında din farkı, inanç farkı, düşünce farkı bunlar kalmadı. <laughs> Herkes bir. Neden biliyor musunuz? Çünkü ortak bir zemin var, ortak bir temel var. Herkes bu salgınla mücadele ediyor. Dolayısıyla insan bir bir varlık. Yani dünyanın her yerindeki insanlar aynı sıkıntıyla boğuşuyorlar şu anda. Dolayısıyla bu farklılıklar sadece sınırlar değil. Bu düşüncedeki bakış açısındaki farklılıklar da ortadan kalktı tamamen. Birebir olarak ortadan kalktı. Burada bu dönemlerde ilişki nasıl yaşanır? Onun notlarını aldım. Yani salgın zamanında bu izolasyon döneminde ilişkini nasıl ayakta tutarsın? Önemli ipuçları var. Çünkü işte teknolojiyi kullanacaksak tam da bu dönemde kullanacağız. Aplikasyonları, teknolojideki bir takım avantajları tam da bu dönemde kullanacağız. Yani bugünler için geçerli. Birinci maddeyle başlıyorum. Fişek gibi sizlerden gelen mesajlar için teşekkür ediyorum. Destek mesajlarınız, yorumlarınız. Kitap yazıyorum. Kapandım. Karantinadayım böyle. <laughs> İzolasyon. Beni ziyaret eden dostlar var sağ olsunlar. İzolasyon. Öyle bir dönem tamamen. Anlatabiliyor muyum? Dışarı pek çıkmıyorum. Ama şöyle bir şey var ki sizlerden gelen mesajlar, yorumlar benim için çok büyük bir nimet seviyorum bu aileyi seviyorum aramızdaki sinerjiyi seviyorum anlatabiliyor muyum yarın Pembenar e, Instagram Pembenar sitesinde sevgili Eda Üzdemirle e, daha önce onla bir videoda çektik gerçekten çok keyifli bir insan güzel bir yayın yapacağız canlı yayın diyorsunuz yani canlı yayın yap falan canlı yayındaki soruları cevaplayacağız yarın yarın saat 16'da yarın saat 16'da Instagram'da Pembenar'da canlı yayın yapıyoruz Instagram canlı yayını Oradan sorular geliyor cayır cayır. <laughs> ben de itfaiyeci olarak o <laughs> cayır cayır soruları yanıtlıyorum itfaiyeci. Şimdi ne yapmanız lazım? İzolasyon günlerinde aşk. Bir, en ufak bir tartışma istemiyorum arkadaş. İstemiyorum. En ufak bir tartışma istemiyorum. Karşınızdaki insanın psikolojisi bozuk olabilir. Herkesin psikolojisi biraz bozuk. Çünkü biz böyle bir şey yaşamadık. Bu garip bir şey. Beni Korona ile ilgili çok şaşırtan konu bu virüs, bu salgın. Bu kadar insanın ölmesi, dünyanın bu kadar büyük acılar yaşaması. Bunun ötesinde beni şaşırtan şey ne biliyor musunuz? Çok hızlı oldu her şey. Aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Çok hızlı oldu her şey. Yani mesela Türkiye'de bu olayın gündeme gelmesi yani gündeme geliyordu da yetkililerin hızlıca önlemler alması ki hızlı davranıyorlar bence. 10 Mart, 9 Mart, 9 Mart'tan bugüne 15 günlük sürede neler oldu? Yani bu olay çok hızlı ilerliyor. 15 günde hani bir senede yaşayacağımız şeyleri yaşadık. 15 günde. İnanılmaz ve insan algısının ötesinde yani şimdi bir algılama kapasitesi vardır bir de algı hızı vardır. Algı hızımız buna yetişmiyor. Yani algılayamıyoruz çok hızlı. Dünyadaki gelişmeler çok hızlı. Onun için bütün bu süreçte herkesin psikolojisi bozuk. Karşınızdaki insan da öyle olabilir. Eve kapanmıştır, işe gidemiyor, maddi sıkıntılar var, çalışamıyor birçok insan. Yani Ekonomi kötü değil zaten çalışamıyorsun. Yani ekonomi iyi olsa bile çalışamıyorsun. Onun için çok ciddi bir zor bir süreçten geçiyor herkes. Şimdi böyle bir durumda karşınızdaki insan psikolojisi bozuk olabilir. E şimdi eğer tartışma kültürüyle size geliyorsa bile onun havasını indirin. Yani frene basın. Ne demek? Şimdi erkek arkadaşın sana ters ters konuşuyor. Görüşüyorsunuz. Görüntülü görüşme veya telefon. Hayatım ben tartışmak istemiyorum. Şu zor günlerde birbirimize destek olalım. Bunu söyleyeceksiniz. Hayatım ben tartışmak istemiyorum. Bu zor günlerde biz birbirimize destek olalım. Bak birbirimize destek olmamız lazım. Bunları birlikte atlatacağız. Yani yapıcı olun. <laughs> yapıcı olmak diye bir şey var ya bugün geçerli. Tam bugün geçerli. Onu yarın kullanma. O özelliğini bugün kullan. Yapıcı ol ve onun direkt olarak öfkesini indir. İki. Biliyorsunuz birçok online alışveriş sitesi var. Ben isim vermeyeceğim. Burada reklam yapmıyorum. Öyle bir özelliğim yok. Ama Market alışverişini bile bugün arkadaşlarım yapıyorlar. Direkt online yapıyor. Tereyağını, ekmeğini, gazetesini bile marketten alabiliyor. Yani getiriyorlar kapıya. Zaten bugün bu hizmetler çok çoğaldı. Durumdan dolayı. Erkeklere sesleniyorum. Kız arkadaşının evine alışverişini yap ve gönder. Siteleri bulursun. Google'dan yazdığın zaman bulursun. Direkt market alışverişini makarnası. <laughs> <laughs> peynirini yoğurdunu direkt olarak al ve ona gönder. Direkt gönder. Yani hiç acıma. Çünkü eğer bir sahip çıkma olayı varsa bugün. Yani yarın değil bugün. Bugün orada varlığını hissettir. Alışverişini yap kızın ya. Ya kızın alışverişini yap. Bugün kendini hissettir. Bu çok güzel bir sürpriz. Yani onun kapısı çaldığı zaman adam bir tanesi filelerle onun alışverişini getirdiği zaman onun işte ne bileyim ihtiyaçlarını getirdiği zaman makarnasını yoğurdunu Kızın çok hoşuna gider. Onun için erkeklerin özellikle alışveriş vaktidir. Şu anda siparişleri yapın ve gönderin. Ona destek olun. Ondan sonra size aradığında hayatım ben sana her zaman için destek olurum. Sana sahip çıkarım deyin. Onun sevdiği bir gofret, <laughs> bir çok kanat bir şey varsa onu unutma. Onu mutlaka yolla. Yani özellikle sevdiği çikolatasının tatlısını yolla. 3. Biliyorsunuz film zamanı. Çünkü insanlar evde vakit geçiriyorlar ve herkes film izliyor yani sinema. Beni yakından takip edenler biliyor. Instagram'da hemen hemen her akşam bir film posteri paylaşırım. Çünkü özellikle yabancı sinema, Amerikan sinemasını seviyorum yani paylaşıyorum. Şimdi filmlerde romantik filmler izleyin. Ve orada romantik filmlerde bazı sahneler var. Seni seviyorum. Hani seni özledim alt yazılı. Özellikle tam seni seviyorum dediği sahnede ekran resmini çek. Durdur. Ya yani filmi durdur. Ekran resmini çek ve ona gönder. De ki bak Film izlerken de aklımdasın. Film izlerken de aklımdasın. Bizim sahnemiz. Tam böyle karakterin seni seviyorum seni özledim. Sensiz olamıyorum dediği yerde altyazının gözükeceği her şekilde yani o altyazı gözüksün. Sahnenin ekran resmini çek ve ona yolla. 4. Bu albüm konusu. Bak. Birlikte çektirdiğiniz resimler vardır orada burada. Seyahat, ne bileyim Bozcaada'ya gittin, Bodrum'a gittin. Birlikte bir şeyler yaptınız. Dondurma yerken, sohbet ederken. Oturmuş boğazı izlerken. Resimleriniz var birlikte. Güzel bir albüm yapın. Yani <laughs> ne diyebilirim ki o kadar çok aplikasyon var ki. Hani inanılmaz aplikasyonlar var. Böyle filtreli, böyle ne bileyim eğlenceli, farklı farklı özellikli. Albümler yapıyor insanlar ve birbirlerine yolluyorlar tam zamanı. Çünkü vaktin var evdesin. O resimleri bir araya getir topla. Bak şunları yapmıştık. Çünkü hep anlattım kadınlara. Erkeğin aklında bir sahne açmak lazım. Yani erkekte eğer sahne açarsan seninle yaşadığı anıları sık sık ona hatırlatırsan sana bağlılığı artar. Birlikte yaptıklarınız. Çünkü benim etrafımda bir kıza bağlanmış, onunla evliliği düşünen, onunla ilişkisi ciddiye dönen ne kadar adam varsa hepsi bu anı biriktirme yöntemiyle bağlanıyor. Yani birlikte bir şeyler yaşadıkça bağlanıyor. Erkeğin bağlılığı ilişkinin başında olmaz. Birlikte vakit geçirdikçe erkek bağlanır. 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra erkeğin bağlılığı artar. Çünkü birlikte bir şeyler yaptınız. Bunların içine hep söylüyorum. Birlikte bir seyahat sığdırabilirseniz çok ciddi bir ana biriktirme yöntemidir seyahat. Çünkü seyahat yaptığı zaman erkekler bağlanıyor. Mesela diyor ki bana arkadaşım. Abi şimdi ben bu kızdan ayrılmak istemiyorum. Bazı sıkıntılar var ama. Ne oldu diyorum niye ayrılamıyorsun? Çünkü çok tatil yaptık. Çok birlikteyiz. Aa harika güzel. Duygu yaratmış adamda. Birlikte vakit geçirmek erkekte duygu yaratır. Siz bu anıları birlikte geçirdiğiniz vakitleri eğer bir albüm haline getirip ona yollayabiliyorsanız çok güzel. Bin tane aplikasyon var ben pek anlamam ama bulabilirsiniz. Son maddeyi söylüyorum şimdi. Uzaktan ilişkiyi nasıl yönetebilirsin? İzolasyon günlerinde aşk. Bunu seviyorum. Şöyle söyleyeceğim. Biliyorsunuz yine de karşılıklı yüz yüze yemek yiyebilirsiniz. <laughs> açın FaceTime'ı veya şey WhatsApp'tan görüntülü görüşmeyi açın. Koyun önünüze tabağı. O da koysun. Birer mum yakın yanınızda da. Sanki karşılıklı yüz yüzeymiş gibi karşılıklı yemek yiyin. Akşam yemeğinizi yiyin. Bunu pekala yapabilirsiniz. Yani bunu yapmanızda hiçbir mahsuru yok. Çünkü güzel bir müzik de açtığınızda ikiniz de aynı müziği açın. Güzel bir şekilde dinleyin ve yüz yüze yemek yiyin. Akşam yemeklerinizi görüntülü konuşma şeklinde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın burada ana konu. Şu. Teknolojinin eğer avantajlarını kullanacaksak tam da bu dönem kullanacağız. Başka bir zaman değil. Tam bu zor günlerde bunun faydalarından görüntülü konuşma olsun, işte online alışverişle kapısına göndermek olsun bunları yapmanız lazım. Filmlerden güzel kareleri seni seviyorum dediği yerler altyazıyı yazdığı anda ekran görüntüsünü dondur, resmini çek yolla. Bunları yapmanız lazım. Kendinizi hatırlatın. Ve ne olursa olsun tartışmalardan uzak durun. Ne olursa olsun. Çünkü şu dönem tartışma dönemi değil. Birbirimize sarılma dönemi. Sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Yarın saat 16'da Pembenar'ın Instagram hesabında canlı yayın. Instagram cayır cayır yanacak ortalık sorularınızı bekliyorum. Sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşmek üzere.